Bize destek olmak için abone ol, beğen, paylaş. Yetici TV, teşekkürler, iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar, ben İsmail Kısaoğlu. Odasite Eğitim serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde seçim aracıyla hangi tür işlemleri yapabileceğinizden bahsedeceğim. Hemen başlayalım. İlk önce bir ses dosyası açmamız gerekiyor. Dosya aç diyoruz ve ses dosyasını buluyoruz. Benim masa üstünde gördüğünüz gibi burada müzik, bunu açtım ve gördüğünüz gibi şu anda eklendi ses. Şimdi seçim aracı dediğim şey bu. Seçim aracı. Bunu seçiyoruz. Gördüğünüz şuradaki ses dalgalarında herhangi bir yeri seçmenizi sağlar. Ses dalgasının üstünde herhangi bir yere geliyoruz ve basılı tutarak seçmek istediğimiz kısma doğru sürüklüyoruz. Gördüğünüz gibi ben bu kısmı seçmek istedim ve buraya gelince bıraktım. Ama sizin bu kısma kadar seçmeniz gerekiyordu. Mesela yanlış seçtiniz. Bunu yapmanız için de şuraya geliyorsunuz ve gördüğünüz gibi fare değişiyor bu kısımda. Buraya geldikten sonra basılı tutuyorsunuz ve ileri doğru ittiriyorsunuz bu şekilde. Ve bu alanı da seçmiş oluyorsunuz. Aynı şeyi shift ile de yapabilirsiniz. Mesela yine aynı şekilde buraya kadar seçmeniz gerekiyordu. Yine yanlış seçtiniz diyelim. Shift tuşuna basılı tutuyoruz ve buraya tıklıyoruz bir kere. Gördüğünüz gibi ses buraya geldi. Aynı şekilde yeniden eski haline getirmek için yine shift tuşuna basılı tutuyoruz ve buraya tıkladığım zaman gördüğünüz gibi yeniden eski yerine geri gelebilirim. Daha sonra aynı şekilde bu tarafa doğru da gidebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde gidiyor. Shift'te bu şekilde küçültebiliyorum, büyütebiliyorum. Aynı şekilde hem kısa yolla hem de bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi mesela siz bu kısmı herhangi bir yeni katmana taşımak istiyorsunuz. Veyahut da şu kısmı diyelim. Bu kısmı seçtim. Düzenle dedim. Buradan çoğalt dedim. Gördüğünüz gibi yukarıdakini de korudu ve aynısını buraya kopyaladı. Ama eğer siz burada yaptığınız değişiklik buradaki sesle karışır. Yani onun sadece kesmek, oraya yapıştırmak isterseniz parça sınırları ayır ve yeni. Gördüğünüz gibi buradaki ses silindi. Yük aşağı geldi artık yani. Şöyle hemen dinleteyim mesela bu kısmı. Herhangi bir alanı dinletmek için de şöyle seçiyoruz ve oynat butonuna basabilirsiniz veyahut da space tuşuna. Evet, gördüğünüz gibi sesimizi çok güzel bir şekilde oynattı. Şu yani geçişlerde herhangi bir sorun olmuyor yani. Şimdi mesela siz birçok böyle katman yaptınız. Mesela şu kısmı da hemen bir çoğaltalım. Ayır ve yeni dedim. Şu kısmı da hemen parça sınırı ayır ve yeni dedim. Gördüğünüz gibi bütün katmanları aşağı doğru ekliyor. Şimdi ben hani projemde bir sürü değişiklik yaptım. Burayı düzenledim. Burada herhangi ses dalgalarını düzenledim falan. Birçok karışıklıklar falan yaptım. Ve ben bunları tek bir katmanda birleştirmek istiyorum artık. Projenin sonuna geldim mesela. Onu yapmak için de düzenle, seç, tümü diyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi şu anda tümü seçildi. Ondan sonra neredeydi o? Evet, izler. Karıştır ve oluştura tıkladığınız zaman bütün ses dosyalarını sizin düzenlediğiniz şekilde tek bir katmana taşıyacaktır arkadaşlar. Seçme aracıyla bu tür işlemleri yapabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa videonun altından yorum yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videonun altındaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hepinize iyi günler.